Kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok kolay, çok az malzemeli, çok da halk arasında çok da sevilen bir tatlı tarifiyle geldim. Ee, şam tatlısı, diğer adıyla şam balı tarifiyle geldim. Bu tarifi ilk kez denedim. Mükemmel oldu bence sizler de deneyin diyorum. Ve hemen nasıl yapmışım tarife başlıyorum. 500 miligram pardon. 500 gram sıvı değil bu tabii ki. 500 gram irmik kullanacağız. Şimdi sizler e, kaç bardak ediyor derseniz diye şöyle bardakla ölçüyorum. Toplamda 3,5 su bardağı geldi arkadaşlar. Klasik su bardağıyla e, 3,5 bardak irmik. Şöyle bir tatlı kaşığı silme dolu tepeleme değil bakın üstündeki fazlalığı aldım. Silme dolu karbonatı da ekliyoruz. Bunun lezzetini veren şey karbonat arkadaşlar. Ee, kabartma tozu kullanırsanız aynı lezzeti yakalayamayabilirsiniz. Üzerine birkaç damla limon sıkıyoruz. Karbonatı biraz köpürtüyoruz, aktif hale getiriyoruz. Limon yoksa sıkmasanız da olur sorun olmaz. Hemen bir kaşık alıyorum ve şöyle bir su bardağı sadece irmeğimizi ölçtüğümüz bardakla su ekliyorum. Normal musluk suyu arkadaşlar ne sıcak ne soğuk normal içilebilecek derecede bir su. Hemen şekeri unuttum tabii ki şekerini de ekliyorum. Şöyle bir bardakta toz şekerini ekledim. 200 mililitrelik yine aynı bardak arkadaşlar. Bir bardak da şekerini ekledikten sonra kaşıkla olacak iş değil tabii ki şöyle elimle harmanlayarak yavaş yavaş yoğuruyorum. İlk başlarda böyle kurabiye hamuru gibi dağılır bir vaziyette ama yoğurdukça kendini salıp e, hem kıvamı daha yum, çok yumuşuyor hem de e, şeker erimiş oluyor. İyice malzemeler birbirine özleşmiş oluyor. O yüzden şöyle iyice bir yoğurun arkadaşlar yoğurmaktan, karıştırmaktan kaçmayın ki tatlınızın hamuru güzel olsun. Çok cıvık bir hamur olmayacak tabii ki. Şöyle bakın sıktığınızda bakın iyice yoğurdum gördüğünüz gibi. Baya baya böyle mayalı hamur kıvamına, poğaça hamuru kıvamına geldi. Artık elime bile yapışmaya başladı. Şimdi tepsimizi ayarlayalım. Hamurumuz biraz şurada beklesin. 2 yemek kaşığı pekmezimiz var. 2 yemek kaşığı da su ekliyorum. Bu oran tabii ki biraz fazla oldu arkadaşlar ee, yaparken. Şimdi izlerken de göreceksiniz. 1 yemek kaşığı pekmez, 1 yemek kaşığı su ekleyerek de yapabilirsiniz. Hatta 2 yemek kaşığı su ekleyip pekmezi biraz daha açabilirsiniz. Ben çok koyu bir şekilde pekmez kullanmışım. Tatlımın görüntüsü baya baya ee, hatta narı falan geçti yani baya kızardı. O yüzden pekmezi az kullanmanıza tavsiye ediyorum. Şöyle alüminyum tepsi kullanacağım. En güzel e, lezzeti veren tepsilerden birisi bu. Cam tepside de olur varsa tabii ki bu boyda. Şimdi karıştırdım pekmezli sudan. E, tepsinin tabanını biraz yağladım. Yağladıktan sonra pekmezli suyu da şöyle bir dolandırdım. Hamuru yavaş yavaş parça parça çok pekmezin üzerine taşırmayayım dedim ama yine de aralıklardan taştı arkadaşlar aslında üzerine pekmezli su yapmama bile gerek kalmadı bakın tabana koyduğum pekmez ben yerleştirirken aralıklardan üzerine doğru geldi tabi ben tam ikna olmadığım için birazcık pekmez daha sürdüm ama siz sürmeyin arkadaşlar gerçekten rengi çok koyu oluyor daha iç pişmeden dışında böyle bir yanık görüntüsü oluyor pekmezi az sürün o yüzden benimki kadar koyu sürmeyin. Şimdi tepsimin şu kenarları şimdi fırına girdiğinde bir yanacak o kenardakiler yanık görüntüsü olacak diye bir temizledim. Üzerini kapatıyorum ve yaklaşık 4 saat kadar bekletiyorum arkadaşlar vaktiniz yoksa 2 saat kadar da bekletebilirsiniz ama bekletmek gerçekten çok önemli. İrmeyin. Hamur gibi olması için suyunu çekmesi ve kıvam alması için tatlının tam orantılı olması için bekletmek çok önemli. Eğer vaktiniz varsa bir gece önceden hamurunu hazırlayıp dolaba atın, sabah pişirin. Bunun en önemli püf noktalarından birisi arkadaşlar hamuru bekletmek. Sadece oda ısısında beklettim. Ben tam e, sabah 11'de hazırlamıştım hamurumu, ikindi vaktiye doğru 3 buçuk gibi pişirdim. Yaklaşık 3,5-4 saat kadar bekletmişim. Şimdi dilimlemeye geçiyorum. Gördüğünüz gibi ortasından bir çapraz çizgi geçtim. Baklava dilimi yapmaya çalışacağım. Şöyle küçük küçük üçgenler halinde her dilimi bölüyorum. Baklava dilimini de yapmayın arkadaşlar. Gerçekten hem kafa karıştırıyor hem zorluyor. Dilimleri çıkarırken de gerçekten çok zorluk çektim. Siz normal şöyle e, kare dilimler yapın veya dikdörtgen dilimler yapın daha kolay olsun. E, bu çok uğraştırıyor. Gerçekten bayağı uğraştım. Dilimlerin eşit e, görünsün diye. Bir de simetri takıntım var. Simetrik olmadığı için de çok moralim bozuldu. O yüzden size yapmayın diyorum. Ama tabii ki bu şekilde usta olanlar vardır aranızda. Onlar yapabilirler bu şekilde şekli. Şimdi tersine doğru, önce iç kısma doğru üçgen verdik. Şimdi dış tepsinin dış kısmına doğru üçgen dilimler kesiyoruz. Dilimleri baklava dilimi şekline getirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yıldız şeklini vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi çok fazla zaman alıyor, el oyalıyor. Bir de yani çok bu e, şekli verdiğinize de değmiyor arkadaşlar. Normal klasik şambalı şeklinde yapın siz. Benim gibi heves etmeyin. Üzerine şöyle fıstık diziyorum. E, yer fıstığı dizdikten sonra 200 derecelik fırına gönderiyorum. E, fırında yaklaşık 20 dakika ya da 25 dakika pişireceğim arkadaşlar mutlaka sizler de kontrollü pişirin. Şimdi şerbetini de ocağa koyalım tatlımız fırındayken. 4 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı su kullandım. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra birkaç damla limon sıkıyorum. 10 dakika daha kaynatacağım. 10 dakika daha kaynadıktan sonra şerbetimiz hazır olacak. Ocaktan şerbeti almıyoruz tatlı pişene kadar şerbetin de sıcak olması gerekiyor arkadaşlar. Tatlı da sıcak fırından çıkmış, e, şerbetimiz de ocakta kaynar bir vaziyette olsun ki tatlı şerbeti tam olarak içine çekebilsin. Çok sert bir tatlı gördüğünüz gibi fırından çıkardım şöyle dilimlerin üzerinden tekrar geçmeye uğraştım. Ama e, şöyle ana dilimleri geçip ufak dilimlerini de artık tatlı soğuyacağı için ee, şerbetini verdikten sonra geçeceğim. Şerbetinin hepsini tamamen dökün. Fıstıklar böyle üzerine çıkabilir. Ee, fıstık dizmeniz de şart değil zaten arkadaşlar. Fındık da olur, badem de olur. Evinizde ne varsa yer fıstığı da olur. Ne varsa onu dizebilirsiniz. Şerbetliyken dilimlerin üzerinden tekrar geçiyorum. Bütün şerbeti döküyorum. Yavaş yavaş çekmeye başladı ve üzerini kapatıyorum. Yarım saat kadar bir saat kadar bekletiyorum. Bakın çok güzel bir şekilde şerbetini çekti. Hala da çekmeye devam ediyor. Tabi benim çekim için acelem olduğundan ee, tabanında biraz şerbet var. Tamamını çekmesini bekleyemedim. Hemen şöyle güzelce bir dilim çıkarmaya uğraştım. Bir arkadaş uğramıştı önden ee, onun vakti olmadığı için birazcık bölüp o arkadaşa verdim çekim içinde kalanınıyla idare edeceğiz artık. Bakın, rengi, kokusu, dokusu tam hazır satılanlara benziyor arkadaşlar. Gerçekten denediğinizde çok seveceğiniz, aradığınız o lezzet olduğuna emin olacağınız çok güzel bir şambalı tarifi arkadaşlar, şam tatlısı tarifi mutlaka kaydedin, bir yere not edin, sizler de deneyin. Bugünlük de beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere.